Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber karşınızdayız. Günlerden Fed günü ama bir yandan da dün içeride bilanço sezonu başladı. Neler piyasalar üzerinde etkili olabilir konuşacağız. ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan bizi bekliyor. Burak Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hem içeride hem dışarıda takip ettiğimiz başlıklar var. Yarın da enflasyon raporu gelecek tabii Merkez Bankası'ndan. Onu da hemen hatırlatalım izleyicilerimize. Neler bugün hareketlendirir piyasaları dersiniz? Zeynep Hanım günaydınlar. Şimdi zaten hafta başında konuştuğumuz gibi bu özellikle yurt dışı piyasalarda çarşamba gününü biraz fiyatlamaya başlayacağımızı ve yurt dışında geçen hafta ortasında başlayan o mini rally'nin bir düzeltmesini yaşadık pazartesi salı ve bugüne geldik. Yani baktığınız zaman 4020'den 3900'lere düzelten bir S&P vardı. Çünkü piyasa sonuçta Fed'de 100 bas puandan çok 75'i fiyatlıyor ama hani 100 de yaparsa sonuç itibariyle hazırlıklı olmak istiyor. Dolayısıyla bizim orada dün konuştuğumuz pazartesi günü 3910-3920 desteği S&P'de tuttu. Nasdaq tarafında 12.060'lara kadar düzeltmeler geldi. Sabah saatlerinde de tekrar 12.250'de giriyoruz. Şimdi günlük grafiklere baktığınız zaman grafikler hala daha alda. Yani özellikle 3910 seviyesinin S&P'de altı görülmediği sürece ki 100 bas puan yapmazsa sanki bu seviye korulacak. Tekrar 4000-4020'ye doğru bir hareket olacak gibi. Ama 100 bas puan bir faiz indirimi gelmesi durumunda tekrardan 3850-3840 bölgesine göre geri dönebiliriz Zeynep Hanım. Ama piyasa çok fazla biri fiyatlamıyor. ABD 10 yıllıklarına baktığınız zaman 2.72 önemli destek seviyesine geldiğini konuşuyoruz. Özellikle 2.72 bölgesi 10 yıllıklarda çok önemli. Bunun altına indiği anda 2.55-2.35 aralığına doğru geri çekilmeler devam edebilir. Dolar endekslerine baktığınız zaman 107-300'ü geçemeyen, aşağıda 106-200'lerde destek bulan bir dolar endeksi var. Ama orada 109.5'lardan bir düzeltme var biliyorsunuz. Bugünkü karardan sonra özellikle 107-300'ün üzerinde kalıcı olabilirse hareketin 108'e kadar devam edeceğini görebiliriz. Ama 107-300 ve 107-700 önemli olacak dolar endekslerinde. İçerideki dolara baktığınız zaman biz tamamen koptuk. Özellikle geçen haftalarda dünyada işte dolarda dolar endekslerindeki değer kaybı, USD ZAR tarafındaki değer kaybına rağmen dolar kuru 17.88'e dayanmış durumda. Dolar kurunda 17.55-17.60 seviyesi orta vadeli çok önemli bir destek. Bu seviye kırılmadığı sürece orta vadeli hareketin devam etme olasılığını söyleyebiliriz. Özellikle kısa vadede 17.77 çok önemli bir destek. Borsamıza geldiğiniz zaman özellikle bankaların bilançoları başladı. Dün Yapı Kredi geldi, çok iyi bir bilanço. Özellikle bankacılık endeksi 2236 tepesini dün gördü ve oradan döndü. Biliyorsunuz bankacılık endeksi all time high 2236 seviyesiydi. Şimdi ama burada şuna bakacağız. İşte bilançolar geldi. Kısa vadeli artık bir beklentinin satın alması gerçekleşecek mi? Buna bakacağız. Çünkü bankacılık bilançoları da belki önümüzdeki dönemde bu kadar iyi gelmeyebilir. Dolayısıyla X Bank'ta 2236 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olamayacağı çok önemli bakılacak. BIST 100 olarak bakarsak 2565'leri gördük. 2533'e düzelttik. BIST 100'de 2500 seviyesi en önemli destek seviyemiz kısa vadede. Yukarıda 2590 hala ilk önemli direncimiz bilanço döneminde. Vadeli olarak bakarsak da 2778 bugünün ilk önemli desteği ama gene orta vade olarak bakarsak aynı BIST'teki 2500 gibi vadeli de 2740 seviyesi bizim için Zeynep Hanım çok önemli. 2740 seviyesi kırılmadığı sürece, BIST'te 2500 kırılmadığı sürece bilanço döneminde pozitif olmaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi 2590 BIST'te üzerinde kalabileceğiz mi? Bankacılık endeksinde gelen bilançolar bir kar satışına sebep olacak mı? Yoksa 2236'nın üzerinde bankacılıkta yeni bir rally başlayacak mı? Bunların hepsini açıkçası bu hafta göreceğiz. Fed'in kararı da çok önemli olacak bugün. Ama dediğim gibi piyasa daha çok 75'i fiyatlıyor. Eğer 100 yaparsa S&P'de ve Nasdaq'ta tekrar geri çekilmeler görebiliriz. İşte Nasdaq'ta belki 11.880'lere bir geri çekilme görebiliriz. S&P'de de tekrardan 3850-3840 bölgesine Zeynep Hanım. ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan çok teşekkür ederiz aktardığınız